Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 26 Temmuz 2022 günlerden salı. Arkadaşlar bir montajın sonundayız. Arkadaşlar montajımız bitti. Bittikten sonra dediğim gibi darbeli makinayla temizlik yapıyoruz. Pislikleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Burası Akdere Mahallesi. Kesinlikle sıfır kombi taktırıyorsanız darbeli makinayla da tesisatlarınızı temizlettirin arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yarı yarıya yakıt tasarrufu yapar. Hemen hemen işte kışın iyi ısınmanızı sağlar. Hamam gibi olursunuz vallahi. Atletle gezersiniz. O yüzden kombi taktıracak arkadaşlar kesinlikle darbeli makinayla tesisatınızı temizletmelisiniz diyorum. Çünkü her zaman söylüyorum, sıfır kombi takıldığında tesisattaki çamur, pis, taş, tortu, yeni takılan filtreleri arkadaşlar tıkıyor, devir daimi sirkülasyonu engelliyor. Bu da ne oluyor? Kombi zorluyor. Zorlar ısıtamadığı için, zorlunca da siz gazını yükseltiyorsunuz. Aylık 500 lira fatura gelecekse 1000 lira fatura geliyor. Hem de randımanı ısıramıyorsunuz. Yani pedeklerden güzel bir şekilde sıcaklık alamıyorsunuz. Şöyle darbeli makina çift yönlü arkadaşlar, hem tersten hem düzden vererek suyu basınçlı, tazikli arkadaşlar makinayla temizliyoruz. Şöyle göstereyim. Basınçları görüyorsunuz arkadaşlar. Basınçlı darbeli makinamızla şu an komple evin tesisatını temizliyoruz. Montajımız bitti. Birazdan da montaj sonunda da videomuzu çekeceğiz. Buranın sahibi abim bizi YouTube aracılığıyla İstanbul'dan bulmuştur. Kendisi yok burada. İşte dedesi gibi oturuyormuş. Ebesi, dedesi veya annesi babası tam bilmiyorum. Bize güvendi. Videolarımızı izlemiş internet kanalımızdan. Anlaştık, geldik, keşif yaptık, fiyatımızı verdik. Bugün de dediğim gibi montajımızı yaptık. Ve darbeli petekten temizliğimizi yapıyoruz. Kombi arkadaşlar birazdan söyleyeceğim, müşteri kendi almıştır. Yani kargoyla bu adrese gönderdi. Biz de sadece montajını, projesini, işçiliğini yapıyoruz. Kombimizin markası Büretçe ve Bayman StarTech modeli arkadaşlar. Lunatech'le birebir her şeyi aynı. Zaten biraz videodan göstereceğim. Olmazsa bir iş tasarımında çekerim, görürsünüz arkadaşlar. Dediğim gibi darbeli makineyle şiddetle tavsiye ediyorum. Kombi taktırmanız önemli değil arkadaşlar. İlla kombi takılacak diye bir şey yok. Mevcut bir kombiniz varsa böyle 5 yıllık veya 10 yıllık kesinlikle ve kesinlikle tesisatınızın temizlenmesi lazım. Mahmut kardeşim makinemizi bir çevir şöyle tersi. Şu an tersten basıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu an tam ters verdik şu an. Görüyorsunuz birazdan tersten verince yine iyice temizler. Tortu, çamur hiçbir şeye kalmıyor. Dediğim gibi basınçlı arkadaşlar. Normal suyu çevirmiyor. Makina şu an arkadaşlar görüyorsunuz kaç barda yansıma yapıyor. Göremiyorum ama ışık düşüyor. Siz gördünüz. Önden de şöyle çekeyim, biraz ters tutuyorum. Basınçlı arkadaşlar, darbeli basınçlı makinayla kaç barda temizlik yapıyoruz. Zaten hortumlarda basınç vururken de görüyorsunuz. Ankara'da bu tarz işlerinizde, kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde, petek temizleme işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Bakın arkadaşlar, pisliği, tortuyu, çamuru görüyorsunuz. Şu an kombinin içine hiç su vermeden tesisatla temizliyoruz. Ne oldu? Tüm petekler, tesisat tertemiz. Arkadaşlar ondan sonra işte kombimizin suyunu, basıncını verdikten sonra havasını alacağız. Yani şöyle göstereyim. Ha, burada filtremiz var. Tabii temizlik yaparken filtreyi söküyoruz. Şu filtre, kaliferin dönüşündeki filtre arkadaşlar, tesisatı temizletmezseniz bu devir daima bindiğinde, tıkandığında kombi devir daim yapamıyor. Yapamadığı için de
kombi hararet yapıyor, şişiyor, hemen devreye girip çıkıyor. Yani petekler az bir şey üstünden ısınıyor, sonra ısınmıyor. Yani iki kat gaz yakıyorsunuz o zaman da. Rahat hareket etmesi için, devir daim yapması için tesisatınızın temizlenmesi lazım. Mahmutcuğum, bu petek tamam. Bunu kapatalım, gel. Öbür peteğe geçelim. Petek temizleme işlemi tahmini 1 saatle hemen hemen 1,5 saat arası sürüyor. Arkadaşlar, bu işi yapanlar var bazıları. Sadece işte ilaçlıydı, devir daim yaparak temizleyenler var. Kesinlikle kimyasal veya herhangi bir ilaç, antivirizi vesaire kullanmayın. Garanti dışı oluyor kombiniz. Eğer ki zaten eski kombiyi yaptırıyorsanız da tüm kombinin eklem yerindeki o-ring contalar deforme olur. O zaman da kombinin içinden su gelir. Hem garanti dışı olur garantili kombilerde, garantisi kombilerde de kombiniz bozulur. Kesinlikle ilaç kullanılmaması gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Servislere de sorabilirsiniz. Kimyasal yasak. Kombilerde kimyasalla temizleme ya da kombilerin içine herhangi bir kimyasal madde, ilaçtı vesaire, korumaydı gibi ilaçlar koymuyorsunuz. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Akdere'den selamlar, saygılar. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi bizim işimiz. Görüşmek üzere. Birazdan iş bitiminde de kombiyi çalıştırınca kombimizin hem iş tasarımı dizaynını göstereceğim hem de videomuzu çekeceğim. Görüşürüz.